Yaklaşık 2 ay önce Hakkari Belediyesi iktidar tarafından gasp edildi, kayyum atandı. Belediye eş başkanımız cezaevine atıldı. O günden bugüne kadar yaklaşık 2 aydır biz burada bütün belediyelerimizin önünde nöbet eylemlerini gerçekleştiriyoruz. İlk bir ay her gün akşamları saat 7 ile 12 saatleri arasında halkımızla birlikte belediyelerimizi sahiplenme, irademize sahip çıkma noktasında burada halkımızla birlikte nöbet eylemlerini gerçekleştiriyorduk. Son bir aydır da haftada bir gün cuma günleri saat 7 ile 11 saatleri arasında gene burada halkımızla birlikte bir aradayız. Belediyelerimizi irademize sahip çıkmaya, belediyelerimizi sahiplenme noktasında eylemselliklerimizi, nöbet eylemimizi gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz Hakkari Belediyesi gerçekten hani gasp edildi resmen ve orada da ciddi bir irade durumu söz konusu. Halkın kendi belediyelerine, kendi seçilmiş belediye eş başkanlarına, meclis üyelerine bir sahip çıkma, iradelerine sahip çıkma noktasında bir direniş sergileniyor. Burada bir kez daha iktidara da sesleniyoruz ve muhalefete de sesleniyoruz. Diyoruz ki bu gaspçı zihniyetinizden vazgeçin. Halkın seçilmiş belediye eş başkanlarının ve seçilmiş belediyelerine bu gaspçı zihniyetinden vazgeçin. Halkın iradesine, kazanılmış belediyelerine ve halkın seçilmiş belediye eş başkanlarını bu halka geri teslim edilmeyene kadar, belediye eş başkanının cezaevinden çıkana kadar biz bu mücadelemizi devam ettireceğiz, sürdüreceğiz. Gerekirse aylarca sürse, bir yılda sürse halkımız bu noktada kararlıdır, kendi iradesine sahip çıkma noktasında. Yani daha önceki seçimlerde de kayyum politikası 2019 seçimlerinden sonra hemen tekrar devam etmişti. Kürdistan'da aldığımız birçok belediye yine kayyum atanmıştı. Fakat son geçtiğimiz seçimlerde aslında kayyum politikasına et net cevabı halkın kendisi verdi. Kayyum atanan belediyelerin hepsi farklı geri alındı. Kayyumun kendisi zaten hani demokrasinin kırıntısının dahi olduğu bir ülkede tartışma konusu dahi olamaz yani kayyumlarla. Fakat özellikle bir Kürt iradesini tanımama politikası yatıyor. Altındaki en önemli sebeplerden bir tanesi de Kürt sorunun çözümsüz bırakılması. Yani Kürtlerin siyasal alanda elde ettiği kazanımları, demokrasiyle sandıkla elde ettiği kazanımları hazmedemeyerek artık bunun tamamını ortadan kaldıracak şekilde kayyum politikalarına başvurma. Kürtlerin nerede bir kazanımı varsa, nerede bir elde ettiği bir başarı varsa, bir kazanım, bir irade ortaya koymuşsa bunu ortadan kaldırma yönelik temelinde Kürt düşmanlığı yatıyor. Kayyum politikalarının genel sebebi bu. Yüzyıllık politikalardan çok bağımsız değil. AKP'nin kendini güncelleyerek işte belki demokrasi tarihine bir utanç olarak yazılacak bir şekilde halkın kısa seçimlerden kısa bir süre sonra halkın iradesinin gasp edilmesidir. Tam da kayyum politikasına karşı özellikle Kürt halkının genelde de Kürt halkı ve dostlarının geliştirdiği bir direniş politikası var yani. Hem mecliste hem belediyeler önünde hem sokakta hem her alanda kayyum politikasını teşhir eden bir yol haritası çıkarttı ve aslında Türkiye'deki birçok farklı kesimle bu yanlışa karşı ortak bir mücadele hattı da örüldü. Örülmeye de devam edilecek. AKP de bu politikalarından sonuç almayacak elbette. Kürt siyaseti yine kendi yolunda, mecrasında büyüyerek yoluna devam edecek. Bir daha seçim olsa çok daha büyük bir yenilgiyle yine AKP çıkacak ve özellikle DEM Parti'nin bütün bileşen yapsa çok daha büyüyerek bu seçimlerden çıkacak. Kayyum politikası da ne bizi ne partimizi asla ve asla geriletmeyecek. Bu politikanın karşısında da asla bir geri adım atmayacağız.